Saraybosna parlamento Mahallelerse binası. mimari yavaş yavaş değişiyor. Sol tarafta kilise göreceğiz. Katolik kilisesi. Bakın köşedeki binaya. Sadece sıva yapmışlar. Merve izleri, kurşun izleri var. Buradan itibaren Avusturya mimarisi başlıyor. Bahç Çarşı'ya doğru devam ediyor. Bahç Çarşı'da gezerken göreceğiz. Binalarda yani hep kurşun izleri. Zaman, mimari tüm bıçak binalarda. Gibi kesiyor. Değişiyor mimarisi. Yani Avusturya Viyana'nın caddelerinde dolaşırken bir anda kendimizi Bursa'da bulacağız. Bir anda değişiyor mimari. Artı camiler, kiliseler, sinagog hepsi tek cadde üzerinde. Ondan dolayı da dünyanın ikinci Kudüs'ü deniliyor. Kudüs şehri. Saraybosna'ya. Çünkü bütün dinlerden mezhepler hep ibadet yerleri birbirine yakın. Bu sağ tarafta savaştan kalan harabe. Devlet belediye binasıymış önceden. Hala yapılamadı. Başka yere taşındım belediye binası. Sol tarafta Sarayevo Büyükşehir Belediye binası. Beyaz bina. Sağ taraf ise Kapalı Spor Salonu. İskenderiye diye geçiyor bu bölgenin ismi. Şimdi şu köprüye köprüden paralel baktığımız zaman Konzum yazıyor da. Konzum'un tam sağ tarafında Türk bayrağımızı göreceğiz dalgalanan. Sağ tarafa doğru paralel bakarsak. Orası Türk konsolosluğumuz. İki katlı. Bu akan nehrin ismi Milatska Nehri. Milatska. Bu cadde üzerinde de sağda elçiliklerin binaları da var. Yunanistan'ın var. İran'ın, Suriye'nin. Sağda mimarisi değişik bir yapı göreceğiz. Tam sağda. Burası Güzel Sanatlar Fakültesi. Tam yani ismini hak ediyor. Mimari olarak da. Mimarisinden neresi? McDonald's. Firma. McDonald's.